Yani omikronla ilgili şu anda ön çalışmalar, ön bilgiler var. Bunun varyantla ilgili aşıların etkili olup olmadığıyla ilgili de bir çalışma yok şu anda. Ama en son Afrika'dan bir çalışmada aşı olanlarda omikronun vücuttan atılma hızının 40 kat daha fazla olduğu gösterildi. Ama yani şimdi iş öyle bir noktaya geliyor ki sanki 6 ayda bir aşı olmamız gerekiyor noktasına geliyor. Şimdi omikron, bir sonrakinde belki başka bir varyant söz konusu olacak ama asıl yani tabii ki doktor hanım söyledi, beyin ilk prezentasyonu, ilk başvurusu hastaların mesela serebrovasküler olaylı olabiliyor. Ha, ben şu ana kadar şeyi görmedim, kalp krizi veya miyokardit de ilk başta kalp kasında iltihapla ilk başta başvuran hasta ben kendi tecrübelerimden şu ana kadar görmedim ama takipte hastalarda kalp krizi riski, miyokardit riski artıyor %1 civarında ama bunlar ölümcül olmuyor. Genellikle 19-40 yaş arasında erkek hastaları etkiliyor. Takipte de doktor hanım da söyledi yani kronik bir kalp yetmezliği veya SVO'nun kronikleşmesi, hastayı yatağa bağlı kalması gibi bir durumla şu ana kadar karşılaşmadık. Ama asıl şu anda önemli bir nokta şu, şu anda insanlar test yaptırmaktan imtina ediyor. Bence şu anda günümüzdeki en çok sorgulanması gereken, dikkat edilmesi gereken nokta bu. Neden? Çünkü işte ben test yaptırırım, pozitif çıkarsa işe gidemem veya işte evdekiler izole olmak zorunda, onlar dışarı çıkamaz, kısıtlanır. Ben kendim dikkat ederim, işte önlemlerimi alırım noktasında insanlar düşünüyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Neden? Çünkü siz başkalarına bulaştırıyorsunuz. Hatta siz testiniz pozitifken bile belki iki kişiye, üç kişiye bulaştırmış oluyorsunuz. Yani bir sosyal sorumluluk gereği şüphesi olan hastaların muhakkak test yaptırması gerekiyor. Diğer işte dördüncü aşı, beşinci aşı belki onlarda antikor seviyesine bakılıp ona göre tamamlayıcı yeni bir doz gerekir mi gerekmez mi? O şekilde değerlendirme yapılabilir ama sonuçta yani bu bir noktada kesilecek ama bugün mü yarın mı bunu zaman gösterecek. Çünkü her gün yeni bir varyantla yüzleşiyoruz. Bunun sonunun nereye gideceğini bilemiyoruz ama bizler ve aşının da gerçekten sağlık çalışanlarında daha etkili olduğu gösterilmiş. Bu da aslında acaba aşıdan mı yoksa sağlık çalışanları daha çok dikkat ettiği için mi böyle bir sonuç var? Bu da tartışılabilir bir konu ama insanların dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreç devam ediyor, salgın süreci devam ediyor. Endişe verici varyant işte Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasıyla şu anda söz konusu. Dolayısıyla hiçbir şey bitmedi. Dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Aşı olmaktan imtina etmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten aşı hem ciddi hastalıkta hem hastaneye yatışta hem ölüm riskinde hem yoğun bakım gereksinimi gibi durumları azaltıyor. Peki. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bunu artık yani aşı konusunda insanların çekinmemesi gerekiyor. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı akademisyen doktor Sevgi Salman Ünver, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı doktor Esra Ergün Alış ve göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Savaş Sedat Özsu bizimle birlikteydi. Konuklarıma teşekkür ediyorum. Onları uğurluyorum. Ben artık moderatöre burada